neyin eksik olmaması, neyin iyi olması gerektiğini birazcık biliyorduk. O yüzden bütün oyuncu arkadaşlarımıza hiç kimse aslında yapımcılık yapmadık biz. Biz de oyuncuyuz çünkü. Ve herkesi rahat ettirdiğimizi düşünüyoruz maddi manevi. Hiçbir şeyi esirgemedik. Eksik etmedik. Oyuncunun aradığı şeyleri iyi bildiğimiz için, oyuncunun dikkat ettiği noktaları evet. iyi bildiğimiz için o insani şartları özellikle onun yani üstünde durduk sesini, sağlamak adına. Sesini yükselten tek kişi vardı, o da yönetmen yardımcısı. Filmi yönetmen yardımcısı çeker derler. bir tek onun sesi duyuyordu. Set başlıyor, prova yönetmen, hiç kimse sesini yükselten bir kişinin herkes de yükseltmesi yaptı. Gerekiyor ama. Evet. Yani. O kadar da bir hiyerarşik bir yapı var tabii setin içinde. Peki yapımcı olarak işi böyle ama oyuncu olarak nasıldı sizin için yüksek? Çok zor sahneler evet, biraz çekildi, zor koşullar bizi, vardı. Bizi hazırladı yönetmenimiz. Film öncesi cezaevi yaptığımız o platoyu, dekoru cezaeviymiş gibi bize bazı uygulamaları oldu. hem psikolojik olarak bizi hazırladı, hem o sahnenin enerjisi ve matematiğini çözmemize yardımcı oldu. Kendisi ikna olunca da kayıt dedik. Artık sonuçlarını kendisi biliyor. Bizim hakkımızda hiç konuşmuyorsun bu aralar acaba? Çok yuvarlak. Ben memnunum yani filmi.